Ama evet. buradaki tek suçlu da Asena değil Asena'nın böyle olduğunu bile bile onunla kanka olmaya kabul ettiler Evet zaten orada Elanur'un bir şey var Kardelen'de Kardelen de dahil Osman da Kardelen bence bir tık daha oyun bazlıydı ama Elanur biraz daha böyle şeydi canım cicimliydi sanki ben... Ama ikisi de aldı tabii. Kardelen'le yani. de çok samimi gördüm. Bakın Merve'nin karşı takıma geçtiği ilk denge oyunu vardı. Jimnastik diye Hı -hı. bir muhabbet geçti hatırlayın. Evet. Orada e Merve'yi Ela yendikçe Asena ve Kardelen birbirine sarılmaktan mutluluktan ölüp bittiler. Evet. Doğru. Orada bence e, Kardelen ve Es e, Esra nereden çıktı? Kardelen ve Asena Asen. Ela'ya göre çok daha samimiydiler. Ama bak orada şöyle bir durum var. Şimdi e, mesela ben iyi bir Galatasaraylıyım. Evet. Fenerbahçe Türkiye'de kazansın haliyle istemem. Çünkü ligdeki rakibim. Ama Fenerbahçe Avrupa'da oynadığı zaman ben Fenerbahçe'yi desteklerim. Tabii. E, şimdi burada da şöyle bir durum var. Oradaki oyun takımın da avantajına ve her zaman söylediğimiz şey. E, karşı takımın sana en yakın olan insanı kendi takımında en uzak olan insandan daha yakın olamaz. Önce takımım diyeceksin. O yüzden orada hani o tip atışmalarda takım özellikle sahada her zaman birlik olur. Yani deminki örnekte de şunu demek istiyorum. Evet yurt içinde Galatasaraylı Fenerli bir e, tartışma bir e, maç futbol anlamında bir e, rekabet içinde olabilir. Ama konu yurt dışına geldiği zaman hepimizin e, birlik olup o ülkeyi temsil etmesi lazım. Hı hı. Yani mantık olarak değil mi? Mantık budur yani. E, buradaki de öyle bir şey. Yani Asena Merve'ye karşı, karşı taraftaki Merve'ye karşı bir şey derken Elanur da, Kardinal destek veriyor. Tamam da çok fazla gereksiz samimi. Bak ben de Galatasaraylıyım. Ee, sen de Galatasaraylısın. Sen hangi takımsın tatlım? Fenerbahçelisin Bahçeli. fener tatlım seni yerim. <laughs> Galatasaraylıyım, Fenerlisin. Fenerbahçe'nin Avrupa'da bir maçı var. Ben bir Galatasaraylı olarak hadi Begüm gel senin evde maçı izleyelim. İnşallah Fener yener, yaşasın Fener demem. Derim ki kardeşim başarılar inşallah yenersiniz. O kadar. Fazla samimiyete de bir Galatasaraylı olarak da bu kadarına da gerek yok. Bence var. Bu kadarına da mıç mıç ya milli takım maçı değil ki bu da. Bu kadar. Derim ki yine gönülden isterim inşallah yenersiniz. Tamam ama hadi gel birlikte bir şey maç izleyelim, Mısır'ımızı patlatalım, bravo Fener yaşasın o diye de tezahüratlarda tutmam yani bir Galatasaray benim olarak. Benim 10 üzerinden 8-9 verir misin? Versin Veririm daha. tabii. O en zaman az. Sana şöyle net bir şey söyleyeyim. Elin İspanyolu ya da elin Fransızı için ben kalkıp Fenerbahçe'nin rakibini tutmam ya da Bence Fenerbahçe tutmam. şey olmam. Hayır destek de olurum. Destekli de olurum. Ben Gerekirse maça giderim. De Gerekirse formasını giyerim yani. Hayır böyle olmaz. Zaten bu yüzden bence aşırı aşırı herkes ayrıştı zaten. Gerekirse ben de girerim de ortada ciddi bir olayın gerçekleşmesi gerekir. Durup dururken de bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin de formasını giymem. Hani bu kadar da milli meseleye çevirmem. Aynı kardelenle aslında Mesele milli gibi. yani. Mesela atıyorum Fenerbahçe Sevilla'ya yani. bu... ]se yarı final oynayacak. Ben evde kayınçoğumla seyrediyorum. Fener atağında heyecanlanıyorum. Tamam. Atsın istiyorum mesela. Ama kendini de yırtıp duvardan duvara vurmazsın. Bir Galatasaray maçı izler gibi de olmaz. Şimdi yani. burada da gelip de bana e, Asena ile Kardelen can ciğer kuzu sarması birbirlerine sarılıp her Merve'yi yendiğinde de tamam kendin tek başına sevin ya Asena Kardelen'e nasıl yapıştı Kardelen de Asena'ya yapıştı bakın bir tek Asena yanaşmadı yani keşke bulabilsek o görüntüleri Boğaç abi eğer bakabilirsen birbirleriyle karşı abi, tarafa sağda üçüncü de o görünüyor abi <laughs> tamam. sağ taraf üçüncü çekmeci arka sırada hatta dedik ya Kardelen'le Asena'nın yakınlaşması beni çok rahatsız ediyor bu işin altından bir şey çıkacak evet. e, aynısı da Asena ile nefise siz oyun'a gidiyorsunuz iki ezeli rakipsiniz birbirinizden nefret ediyordunuz iki hafta öncesine kadar e ne oldu? 4-4'tü. 5-4 Nefise öne geçti. Dünkü oyunda da öyle. Nefise ile Asena yine oyuna çıktılar. Yine Asena Nefise'ye kaybetti. Sen hala Nefise ile e, gır, gır şamata yapmaya devam et. Evet katılıyorum. Bu seçmelerde de zaten e, problemler oluyor bu anlamda. Bakalım nereye dönecek bu seçmeler konusu. Gönüllüler takımında da, Ünlüler takımında da seçmelerle ilgili gündemler oluştu. Barış e, ilk başta Ünlüler takımında tepkili oldu. Gönüllüler takımında da Aziz tepkili oldu. Çünkü e, onlara seçme hakkı düşmediği için şimdi gönüllüler takımındaki bu tartışmayı izleyelim. Evet bu konu bizim masada da konuştuğumuz bir konu. Seçmeler konusunda genelde öncelikli davranan iyi yarışmacılar oluyor. Belki de puan getirmek niyetiyle bu sene böyle bir strateji belirlediler. Hı hı. Bilmiyorum geçen senelerde de bu kadar çok yoğun muydu bu taktik ama bu sene iyiler kötüleri almayı, kötülerde kim denk gelirse o gitsin gibi bir yere böyle piyon olarak kullanılmayı tercih edildi. İki takım da aynı stratejide olduğu için hı hı. ister istemez ne oluyor? Şimdi mesela diyelim ki ünlüler takımı seçecek. Oradan e, biraz daha söz sahibi olan Yusuf ya da Halil performans da iyi olduğu için Halil Baskın, da performansı iyi. Direkt Aziz ya da Alper diyor. E şimdi hı. otomatik zaten o iki kişi orayı alınca buradaki Özgür'le şeye de e, barış kalıyor. Barış kalıyor. Kürşat kalıyor. Aynen. Barış kalıyor, Kürşat kalıyor. Ya da Ertuğ kalıyor. Hani Ertuğ kalsa da zaten kazanıyorlar. Yani Özgür bu Survivor'ın üstünde bir yarışmacı. Hı hı. Yani bu sezonun şey, nasıl diyeyim sana? Başka bir boyutu bence. Doğru. Yani bu sezondaki yarışmacı ortalaması çok üstünde. Evet. Ee, Aziz haklı mı? Haklı. Ama Aziz Kürşat'la da oynadı. Dün akşam seyrediyorum. Onu da yenemedi. Şeyle de oynadı. Ay kimse yenemiyor yani. Hani mesela sonunda çok güzel söylüyor. Survivor bana göre bireysel bir yarışma. Survivor bireysel bir yarışma ama e, hani dediğin kadar bireysel olsa sen bu adada zaten tutunamazsın yani. Çünkü kötü yani Aziz'in şeyi, performansı. O yüzden burada takım şey de önemli. Takımca birine tepki verdiğin ve o kişi yükseliyor. Ee, i̇yi ki takım oyunu ki bu yarışma aslında. Aziz'in bu kadar üstüne gidiyorlar. Hı hı. Aziz burada mağdur kalıyor. O yüzden e, Survivor hep tartışılan şey. Bireysel mi takım yarışması? Sen bireysel dersin, sen takım dersin. Ben takım derim, o bireysel der. Değişir yani bu iş. Hı hı. Bunun zaten bir e, şey olmadığı için sonucu olmadığı için Bence Survivor'ın bütün güzelliği de o. Takım gibi gözükürken, içeride bireysel olurken insanların saçmalamasından doğan reality şova Survivor denir. Evet. Aslında bu yani. Evrim sen ne düşünüyorsun bu seçmelerle ilgili? Ben bir tek Nefise'nin e, karşıdaki kadın yarışmacılar arasında seçim yapmadığını düşünüyorum. Nefise'ye kim gelirse oynuyor. Zaten karşıda üç tane kadın kalmış. Nefise Asena'yı da yeniyor. Nefise Kardelen'i de yeniyor. Nefise Ela'yı da yeniyor. Ama karşı takımda mavi takım Nefise'den kaçıyor. Asena yapıyor mu bunu net bir şekilde? Evet sende? yapıyor. Ela evet. Nur çünkü bu konuda bir var. Arkadaşlar Nefise çıkıp seçiyor. Fark etmez. Ama Asena'nın çıkıp da ya da Kardelen'in bakın net konuşuyorum. Bir tek Asena için değil. E, Nefise dediklerini duymadım. Asena bir Buse der. Kardelen cansu der. Ela ya zaten ilk turda Nefise kalır. Ondan sonra dönüşür, birbirleriyle çapraz eşleşmek zorunda oldukları için kendi aralarında dönerler. Sonra Nefise Asena ile yarışır. Asena aslında Nefise ile yarışmak zorunda kalıyor. Elinde Hı -hı. olsa seçmez. E, baktığımızda Buse ile Elanur eşleşmiş. 2-1 gerideyken gönüllü Elanur Buse'yi yenmiş. Elanur'un Buse'yi yenebilme potansiyeli var. Hı -hı. Ama Nefise'yi ve Can Suyu yenebilme potansiyeli yok. Çok yani olur. zor. Evet, çok zor. Çok zor, evet. Tabii ki genecektir. Nefise yenilmez değil. Ama Nefise'nin de o atışı becerememiş olması lazım. Hı hı. Ya da o gün Ela'nın elinin çok iyi olup 2'de 2, 3'te 3 atışlar yapmış olması lazım. E daha sonrasında Nefise ile Asena eşleşiyor. E Nefise 3-2 yapıyor durumu. Asena'yı yeniyor. E sonra Merve ile Kardelen eşleşiyor. Merve seçmiş Kardelen'i. Zorunlu zaten Üç kız kalmışlar. Hı -hı. E yine Merve yeniyor Kardelen'i. E 4-2 yapmış oluyor. E bir baktığında bir tek Ela Buse'den sayı almış. Mavi takımı eşitlemiş. 2-2. E 3-2 4-2. Nerede Asena ile Kardelen? Sana bir soru. Eğer Nefise bu senenin Nagiyanıysa, ha. Evrim bu seneki kim? Evrim bu seneki Ela ile Asena'nın karışımı. Ha, helal olsun ya. bak <laughs> yani Asena dese <laughs> derdim ki o kadar hızlı değilim. O Evet e, şey derdim biraz kendini bak helal olsun ne kadar duygucu <laughs> ya. Hayır <laughs> Elanur'la Asena'nın tam arası da değil bu arada Asena'ya daha yakın bir kısımda ama Elanur gibi de değil bence e, ama helal olsun bunu söylemen çok güzel. Ya ben parkurda hızlı bir survivor değilim. Ben hızlı koşmaktan da nefret ederim. Yani. <laughs> Ama benim el ayarım iyidir. Beni Survivor'da kurtaran yani yeri geldiğinde beşte beşte yapmamı sağlayan benim el ayarım. Sevdiğim atışa denk gelmem. Bu seneki Survivor'lara baktığımda problem bu. Aziz için mesela konuşuyorum. Ya Aziz hiç mi bir parkurda 5'te 5 yapacak bir atış sana denk gelmedi mi? Koskoca 45-47 bölümdür. Ya da Ela'ya da diyorum şöyle bir 5'te 5 beş, arada bir hafta iki haftada bir kendilerini parlatmaları lazım. Bak ben yavaş bir survivor'dım ama öyle güzel oyunlar bana denk gelirdi ki ben kendimi bazen performans birincisi çıkardım haftada kurtarırdım şaşırırdım. O hafta benim haftamdı. Mesela Ela'dan ben bunu bekledim. Aziz'den bunu bekledim. Ters köşe yapsın, dengeleri değiştirsinler. Hadi bakalım. Beni yazın yazabiliyorsanız bu hafta ben sayıları aldım ve performans birincisi oldum diye. Bu, bu senenin en sürpriz yarışmacısı bence Cansu. Evet, gerçekten Cansu. Performans birincisi fazlasını oldu. Fazlasını verdi beklenenin. Ardından potaya girdi potadan çıktı. Düşün potadan çıktı. Ve şu anda da son potaya da hadi yazsanıza can suyu yazabiliyorsanız. Bir hafta önce can suyu yazmıştınız, düşük diye görmüştünüz. Şimdi ne oldu da barışa döndünüz? İşte. Orada da bir oyun oynandı can suya. Hem performansı yükseldi, best of'lara çıktı hem de SMS'ten dönünce belki de gözleri korktu.